Kemal Soyları, Maden 4. Fazla akbil olan var mı? Pardon ama parayla değil mi? Ben yardımcı olayım. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Önemli değil. Şöyle vereyim. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Teşekkürler. Rica ederim. Buyurun lütfen. Yok canım. Ama olmaz öyle şey. Sonuçta siz ödediniz. Lütfen alın. Olur mu öyle şey? Önemli değil cidden. Peki, teşekkürler. Şurası boşaldı galiba. Yani isterseniz oraya geçebilirsiniz. Bu arada gerçekten teşekkür ederim. Ha, gerçekten önemli değil. Kardeşim. Tam zamanında. Ahmet abinin tekneye gidiyoruz, iş var. Nereden baksan bir yüzlük yani. Ne oldu lan, ayakta uyuyorsun? Rüya bile gördüm. Çok acayip bir şey oldu. Hoş geldiniz. İndim işte Sarıyer'e yakın bir yerde. Oradan da atladım, taksiye geldim.
Evet, evet. Ya yok ya, çok eğlenceliydi. Tamam tamam canım benim, benim için hiç dert değil. Kalsın sen de araba, yarın alırım. Yasemin'cim ben eve geldim şimdi, hadi görüşürüz. Bay bay. Ne haber tatlım? İyiyim. Sen nasılsın? İyi. Ben geldim. Hoş geldin. Araban niye Yasemin'de? Çünkü bugün otobüse bindim. Aa, ne zoruna? Otobüse mi? Karma sergi için çalıştım. Sıkıldım hep aynı yüzler, aynı ifadeler. Böyle biraz değişik bir şey olsun dedim. İyiymiş ya. Vallahi tuhafsın Nihan. İnşallah bu tuhaflıkların alışkanlık haline gelmez. Ben bir duş alıp uzanacağım. Otobüslerde itiş kakış yoruluyordur insan tabii. Bak nasıl sinir ediyor beni. Ozan! Uyuyup kalma sakın. Akşama yemek var. Nihan! Efsane. Buyurun. Nihan'ın üstünden çıkan kıyafetler doğru kuru temizlemeye. Peki. Soğuk soğuk bir limonata getireyim, içer misin? Tamam. Vecin yanık kokusu geliyor ya bir yerden. Bakıyor bir de öyle. İçten yanmadı. Ne diyorsun oğlum? Durumu mayım kardeşim. Ne oluyoruz ya? Söylesen kimse inanmaz. Bir daha görür müyüm dersin? Nasipten öte köy yok be kardeşim. Karşına bir kere çıktıysa ikinciye de çıkar. Çıkar da sen oradan sağ çıkar mısın onu bilmem. Oğlum el kol yapma. Yardım edeyim mi? Nihan, 5 dakika içinde aşağıda olmazsan vallahi yüzüne bakmam Nihan. Herkes geldi. Anne. Nihancığım, bu gece baban için çok önemli. Hepimiz için çok önemli. Eğer bu birleşme olmazsa, hisseler satılmazsa sen sadece fantezi olarak binmeyeceksin otobüslere. Tek kurtuluşumuz Galip amcanın bu şirketi alması. Onlara nazlanacağına... Adam gibi aşağı in ve gönüllerini al. Emre de iyi davran. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin güzelim. Nihan'cığım, sen her geçen gün daha da mı güzelleşiyorsun bakayım? Ne haber? Şu andan itibaren iyi. Hadi geçelim mi sofraya? Buyurun. Hadi. Bu davetleri. Bugün Beşiktaş Sarıyer attığında görmüşler seni. Biz de çok mutlu oluyoruz. Yarın hangi attasın? Yoksa bu sefer minibüse mi bineceksin yeni yüzler bulmak için? Seninle ikiz olduğumuza emin misin? Çünkü bence Emil'le kardeş olmalıymışsınız da aynısınız. Nihancığım, siz başladınız mı yine? Büyük aşklar kavgayla başlar. Ama bu başlangıç aşaması geçti artık, değil mi? Biz kara sevdaya doğru yol alıyoruz. Galip amca, gerçekten kararlı mısınız bu büyük imparatorluğunuzu Emir'e bırakmaya? Hem de büyük bir memnuniyetle. Emir'den o kadar eminim ki daha şimdiden defalarca kendini kanıtladı. Gözüm hiç arkada değil. Çok büyük başarılara imza atacak biliyorum. Hepinizin çaresi olacağım. İnşallah. Öyleyse geleceğe kadeh kaldırıyorum. Hadi bakalım. Geleceğe. Emir'e.
Maşallah benim oğluma. 90'a. Aferin sana. Ya anacığım o notlar keşke bir işe yarasa. En son yaptığım iş görüşmesinin üzerinden 15 gün geçti. E hala bir dönüş yapmadıklarına göre bundan da pek umut yok. Oğlum sen tutturdun gidip madende çalışacağım diye. Hocaların demiyor mu sana bak okulda kal önün açık ne güzel. Anacığım benim çalışmam lazım. Oğlum sen zaten çalışıyorsun ya senin boş durduğun mu var? Bak o tekneleri zımparalamaktan ellerin ne hale geldi. Evet ya o eller bizi kurtaracak. Kirayı faturayı o eller ödeyecek. Zeynep'in harçlığını o eller verecek. Mühendis elleri ya boru değil ki. Tarık zevzeklik yapma. Çakalaşıyoruz baba ya. Baba abim haklı. Yani fedakarlığınız için sağ olun. İnşallah sıra bende. Eyvallah kardeşim. Aldırma sen bana. Abi. Hı. Hani bu mühendislerin yazın kampları falan oluyor ya tatilleri. Hı. İnşallah sen de öyle bir işe girersin. Al işte. Köy yanar, deli taranır. Bu. Ne var canım? Kötü bir şey mi söyledim? Ne güzel işte. Ailecek tatil etmiş oluruz. Dur bakalım. Bir iş bulalım mı? Sonra tatile bakarız. Tarık abin sana tatil yaptıracak. Paracıklar birikiyor. Çaktırma. Aslan abim benim. Önce güzel bir iş, sonra da bir eş hayırlısıyla. Hayırlısı. Hayırlısı tabii ya. Yeter artık Dilan. Zaten yorgun. Bir de sen gelme üstüme. Ya Emir'in teklifini kabul etmeyip de ne yapacaksın? Kafanda ne var Önder? Biz iflasın eşiğindeyiz. Sen hala niye nazlanıyorsun ben anlamıyorum ki. İmzala artık şu anlaşmayı. Bak. Ben senin huzurun için söylüyorum. Başka şansın yok. Galip yok artık karşımda Vildan. Yeni yetme Emir'e mi güveneceksin? Evet. Emir'e güvenmek zorundasın. Başka çaremiz yok. Batmak istemiyorsak Emir'in uzattığı eli tutacağız. Önümüze attıklarıyla yetineceğiz yani. Öyle mi? Neredeyse şirketin %70'ini istiyor. Ciralar bende, zımpara bende. Boyalar tamam. Tamam, bir şey unutmadık. Hadi bir an önce şuradan çıkalım ya. Burası beni acayip bunaltıyor. Ne yapıyorsun oğlum? Çıkalım diyorum hala duruyorsun ya. Tam bizim Zeynep'lik değil mi? Böyle canlı şeyleri de çok sever. İndirimde de. Para yok ki oğlum. Bende var oğlum. Hadi gel ben alayım. Hediye lan 40 yılın başında gel. Ya saçmalama. Ondan sonra Zeynep beynimin etini yiyecek. Salih abi benimle abimden daha fazla ilgileniyor diye. Hadi yürü. Yok o rengi, yok şu rengi. O ne ya? Nasıl ya? Ne oldu lan? Neye bakıyorsun? Aa, bu tanıdık. Oğlum bu sana benziyor lan. Kim? O kız mı lan yoksa? Bir aydır anlatıp durduğun kız bu mu? Kız gerçekten ressammış vay be. Hadi soralım oğlum neredeymiş nasıl buluruz? Yok oğlum sorma. Oğlum gel soralım lan gel gel. Sorma. Sana kalırsa 10 yılda çıkarsın kızın karşısına. Niye bana engel oldun lan? Niye sordurtmadın nerededir diye?
Yoksa diplomayı mı bekliyorsun lan? Ha, öyle mi çıkacaksın kızın karşısına? Bana bak, al sen şunları. Al bakayım. Ben eve gidiyorum, üstüm başım değişim. Sen de orada biraz nefesle. Eyvallah, eyvallah. Yok artık. Al bunu uygun bir yere koy, tamam? Hadi. Ya nerede kaldınız? Bir de ilk siz gelecektiniz. Ya neyecek ya? Sakin ol. Al şunu kardeşim. Arkadaş yanlışlıkla verdim. Sakin ol şampiyon, başarabilirsin. Gece baş başa kalamadık. Çok normal değil mi? Çünkü bugün benim doğum günüm ve sadece sen yoksun. Arkadaşlarım var. Benden başka herkesle dans et. Doğru, çok ayıp oldu. Asıl bana ayıp oldu, bana. Sen sarhoşsun galiba, bırak beni. Buraya gelmek için ne kadar büyük işleri yarım bıraktım, haberin yok. Emir, bırakır mısın? Sana ne kadar değer veriyorum, görüyor musun? Emir, lütfen diyorum, bırak beni. Emir, bırakır mısın? Ne oluyor ya? Tamam. Ya ne yapıyorsun? Emir, kayıp ediyorsun. Farkındasın değil mi? Kaybol. Ne? Kaybol ha? Sana ne ya? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Ayıp ediyorsun ama. Ya sen bencil, küstah, kaba, manyağın tekisin ya. Ama senin manyağın. Bırak Allah aşkına. Teknedeyim, biraz hava alacağım. Ne oluyor abi? Cilveleşiyoruz. Yan. İçeride seni tokatlamadığıma dua et Emir. Git buradan. Kıskanıyorum seni. Kıskanma Emir, kıskanma. İstemiyorum. Hem beni rezil ettin hem de partimi rezil ettin, anladın mı? Seni bir de adam yerine koyup çağırdım. Keşke çağırmasaydım. Nihan. Rahat bırak beni. Özür dilerim. Dileme. Rahat bırak beni, dileme. Manyak ya. Manyak. Sefil bir yer burası. Doğum gününde yaşadığım şeye bak. Rezil etti doğum günümü. Olsun. Bugün gerçekten benim doğum günümdü. Biliyorum.
Doğum günün kutlu olsun ya. Sen olsun.